Mehmet Kasım Gülpınar. Şanlıurfa milletvekilimiz Mehmet Akyürek. Şanlıurfa milletvekilimiz Zeynep Karahan Uslu. Şanlıurfa milletvekilimiz Halil Özcan. Şanlıurfa milletvekilimiz Mahmut Kaçar. Şanlıurfa milletvekilimiz Emin Önen. Şanlıurfa milletvekilimiz Yahya Akman. Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkerim Gök. Mardin milletvekilimiz Abdurrahim Akta. Mardin Belediye Başkanımız Mehmet Beşir Ayanoğlu. AK Parti Mardin İl Başkanımız İbrahim Fide. Evet, protokoldaki listeler bize geldikçe takdim etmeye devam edeceğiz. Şimdi bayrakları görebilir miyiz Şanlıurfa? Tüm bayrakları havada görmek istiyoruz. Haydi! Biriz, beraberiz. 74 milyon kardeşiz biz. Ayrı gayrı yok bizde. Çünkü biz Türkiye'yiz. Evet. Aramıza teşrif eden misafirlerimizi takdime devam ediyoruz. Bingöl milletvekilimiz Eşref Taş. Diyarbakır milletvekilimiz Mine Lökbeyaz. Diyarbakır milletvekilimiz Cuma İçten. Malatya milletvekilimiz Cemal Akın. Elazığ milletvekilimiz Zülfü Demirbağ. Maliye Bakan Yardımcımız Abdullah Çalışkan. Evet. Maliye Bakan Yardımcımız Abdullah Erdem Can Timur.
Efendim hoş geldiniz. Suyu gümüş, taşı altın, cennete benzer bir bakın. Her yanı tarih ve destan, nasıl gurur duymaz insan. Burası güller diyarı, yüce gönüller toprağı. Ne kavga yakışır, ne dövüş. Bize sevda düşer, bize barış. Bu sevdalar bizim. Bu destanlar bizim, bu insanlar bizim, bizim bu memleket bizim, hepimizin. Evet, Batman milletvekilimiz Ziver Özdemir aramıza teşrif ettiler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcımız Kutbettin Arzu aramıza teşrif ettiler. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mazhar Bağlı aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz. Başında da söyledik. Şanlıurfa tarihi günlerinden birini yaşıyor. Stadyumun içi tıklım tıklım dolu. Bir bu kadar insan da stadyumun dışında coşkumuzu bizlerle birlikte paylaşıyor. Evet. Şimdi bayrakları bir görelim bakalım. Haydi Şanlıurfa. Hayatını milletine adayan, dünya mazlumlarının gür sesi, istikrar ve itibarın sembolü büyük ustayı karşılamaya hazır mıyız Şanlıurfa? Hazır mıyız? O zaman bayrakları indirmiyoruz. Birazdan büyük usta bizlerle birlikte olacak. Haydi Şanlıurfa! Thank you.
Partiler küçücük salonları bile dolduramazken bu salonlarda adeta sandalyeler havada uçuşurken bizler AK Partililer stadyumları tıklım tıklım doldurarak adeta tarih yazmaya devam ediyoruz. Geçen hafta İstanbul Türk Telekom Arena'da yer yerinden oynadı. Bugün Şanlıurfa GAP Arena'da yine aynı şekilde yer yerinden oynuyor. Heyecan dorukta, coşku dorukta. İşte bu coşkunun sebebi kardeşlikte, birlikte, beraberlikte dünya mazlumlarının gür sesi olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da. Evet, şu bayrakları bir kez daha görelim. Haydi Şanlıurfa! Karanlık aydınlıktan, yalanlar doğrulardan kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafına ışık saçar. Sen yürü başbakanım, kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar. Haydi bayraklar, haydi Şanlıurfa! Sevdalıların buluşma vaktine az kaldı. Birazdan dünya mazlumlarının gür sesi Büyük Usta bizlerle birlikte olacak. Evet, miting meydanlarını adeta inlettiğimiz, gönülleri titreten ve ardından büyük seçim zaferiyle çıktığımız son seçimlerin adeta simgesi olan şarkımızı hep birlikte söylemek istiyoruz. Haydi bayraklar! Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz biz. Hep birlikte söylüyoruz. Haydi Şanlıurfa, hep birlikte. Thank you.
kastedir. AK Parti İstanbul kadar, Şanlıurfa kadar Bağdat'tır. AK Parti Şam'daki çocuğun gözyaşıdır. AK Parti aşktır, memleket sevdasıdır. AK Parti Türkiye'dir. Hazır mıyız? Şu bayrakları bir görelim bakalım, bayraklar. İşte hayatını milletine adayan Türkiye sevdalısı lider. İşte büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. İşte dünya mazlumlarının gür sesi. İşte istikrarın, itibarın sembolü büyük usta Recep Tayyip Erdoğan. İşte birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Dünya mazlumlarının gür sesi. AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hazır mıyız Şanlıurfa? İşte büyük usta. Hazır mıyız Şanlıurfa? Söz sende büyük usta. Sevgili Şanlıurfalılar, sevgili kardeşlerim, çok değerli yol arkadaşlarım, bugün bir kez daha sizleri hasretle, muhabbetle, en kalbi duygularımla selamlıyor. AK Parti Şanlıurfa İl Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugüne kadar Şanlıurfa teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş tüm kardeşlerime tek tek şükranlarımı sunuyorum. 3 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa %23 oy oranıyla AK Parti dedi. 22 Temmuz seçimlerinde Şanlıurfa bu kez %60 oy oranıyla AK Parti dedi. 12 Haziran seçimlerinde Şanlıurfa
kendi rekorunu bir kez daha kırdı. %63,5 oy oranıyla 12 milletvekilinin 10 tanesini AK Parti'den Ankara'ya gönderdi. Şanlıurfa'ya öncelikle bu büyük desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'nın teşkilatımızı, il başkanımızı ve ekibini, eski il başkanlarımızı, ekiplerini, tüm ilçe başkanlarını ve yönetimlerini, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı, ben de köy, mahalle temsilcilerini, sandık müşahitlerini bu başarılarından dolayı tek tek tebrik ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, Şanlıurfa Milletvekili olan bakanımıza, tüm milletvekillerimize, il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, hepsine üstün gayretlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyorum. Teşkilatımız içinde bulunmuş, emek vermiş, bugün aramızda olmayan, hakkın rahmetine kavuşmuş tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyor, kendilerini minnetle yad ediyorum. Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa bize sevdalıdır. Biz de Şanlıurfa'ya sevdalıyız. Peygamberler şehri, ilim şehri, tam şehri, yiğit, mert, kahraman kardeşlerimin şehri Şanlıurfa'ya biz sevdalıyız. Şanlıurfa bu şehri şereflendiren Hazreti İbrahim Aleyhisselam kadar cömert bir şehir. Şanlıurfa kendisini şereflendiren Hazreti Eyyub Aleyhisselam, Hazreti Musa, Hazreti Yakup, Hazreti Elias Aleyhisselam kadar büyük bir şehir. Bakın, Şanlıurfa hem Türkiye için hem dünya için örnek bir şehir. Şanlıurfa tarihi olduğu kadar bugünüyle de Türkiye'ye, dünyaya emsal olacak bir şehir. Şanlıurfa birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde çalışarak, üreterek, bu en verimli topraklarını işleyerek her geçen gün büyüyen bir şehir. Biz de Şanlıurfa'yı büyütmek, çevresini değiştirmek ve Şanlıurfa'yı çok daha farklı bir konuma taşımak için İstanbul'la, Ankara'yla, Trabzon'la, Antalya'yla birlikte bir dünya şehri yapmak için gece gündüz çalışıyor, ter döküyoruz. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık bir yıl önce 21 Mayıs'ta Şanlıurfa'ya geldiğimde bir söz verdim. Şanlıurfa'ya yaklaşık bir yıl önce büyük şehir olma sözü verdim. İşte şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Şanlıurfa'nın nüfusu dedik ki 750 binin üzerinde çıkaracağımız yasayla bütün şehirleri büyük şehir yapacağız. Ve işte bundan hareketle artık Şanlıurfa büyük şehir olarak köylere kadar merkezden hizmet götürecek. Bitmedi. Şanlıurfa'ya
Geçtiğimiz ay içinde bir başka müjdeyi verdik. Yeni açıkladığımız teşvik uygulamasında Şanlıurfa 6. bölgede yer alıyor. Teşvik paketimiz uygulanmaya başladığı andan itibaren inşallah Şanlıurfa her zamankinden çok daha fazla yatırım akacak. Buraya yapılacak yatırımları her boyutuyla destekleyeceğiz. Yer tahsis edeceğiz. Gümrük muafiyetleri sağlayacağız. İşverenin sigorta priminin asgari ücrete tekabül eden kısmını tam 10 yıl devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yatırım organize sanayi bölgesinde olursa 12 yıl biz ödeyeceğiz. Buraya yatırım yapacak işverene 10 yıl süreyle vergi indirimleri sağlayacağız. Şanlıurfa'ya yatırım yapacak işverenin alacağı kredinin faizinin dahi bir kısmını devlet olarak biz karşılayacağız. Buna benzer daha nice destekle Şanlıurfa'nın, Şanlıurfa gibi bölgedeki diğer illerimizin inşallah çok daha fazla yatırım çekmesini sağlayacağız. İnşallah bu teşvik paketiyle Şanlıurfa'nın sanayi ve ticaret noktasında da artık farklı bir boyuta geçmesini, komşusu Gaziantep'le rekabet eder bir hale gelmesini, Güneydoğu'nun adeta incisi haline dönüşmesini bekliyoruz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, peygamberler şehri Şanlıurfa'da, enbiyalar enbiyası Hatemul Enbiya Hazreti Peygamber Efendimiz'in bir hadisini burada size özellikle aktarmak istiyorum. Hazreti Peygamber aynen şunu söylüyor: fakirlik küfür olayasıdır diyor. Evet. Fakirliğin nasıl bir çaresizlik olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Yoksulluğun nasıl bir dert olduğunu, nasıl insanın elini kolunu yana düşürdüğünü, insanı nasıl bunalttığını biz çok iyi biliyoruz. Fakirliğin, yoksulluğun, yolda kalmışlığın istismara nasıl açık olduğunu bizler de sizler de çok iyi bilirsiniz. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki 10 yıllar boyunca bu bölgeyi yoksullar terk ettiler. 10 yıllar boyunca bu bölgeyi kendi kaderine terk ettiler. 10 yıllar boyunca ne yol, ne su, ne hastane, ne okul. Bu bölgeye gerekli yatırımların hiçbirini yapmadılar. Bununla da kalmadılar. 10 yıllar boyunca benim bu bölgede yaşayan kardeşimin en temel, en insani, doğuştan gelen haklarını onlardan esirgediler. İnancımızdan kaynaklanan haklarımızı esirgediler. Kültürel haklarımızı yasakladılar. Konuşulan dile ipotek koydular. Kelimeleri, kavramları dahi yasakladılar. Cezalandırdılar. Maalesef işte bu inkar, bu red, bu asimilasyon politikaları bu bölgenin, bu bölgedeki kardeşlerimin istismar edilmesine, yoksulluğun, yasakların, red, inkar ve asimilasyon politikalarının istismar edilmesine yol açtı. Birileri de çıktı, bu istismarı kullanarak, bu yoksulluğu kullanarak, bu yoksulluğun ardından meseleyi daha da derinleştirecek şekilde şiddeti bir yöntem olarak uygulamaya başladı.
biz ne yaptık? AK Parti olarak biz geldik, bu büyük soruna, bu karmaşık soruna, bu iç içe geçmiş, oyunun içinde oyun olan soruna çok güçlü, kararlı bir şekilde, cesur bir şekilde dur bakalım dedik. Bakın burada, Şanlıurfa'da, Şanlıurfalı kardeşlerimin arasında, samimiyetle söylüyorum, bizden öncekilerin yaptığı gibi bizler de meseleyi görmezden gelebilirdik. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bizler de idareyi maslahata sığınabilirdik. Bizden öncekilerin yaptığı gibi bizler de hiç risk almadan durumu idare edip gidebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Çünkü biz statükonun değil, belli çevrelerin değil, belli etnik kökenlerin, belli inançların değil, biz Türkiye'nin partisiyiz. Biz milletin partisiyiz. Biz milletin kurduğu, milletin istikamet çizdiği, milletin emanetini taşıyan bir partiyiz. Bakın biraz önce Şanlıurfa'da bize verilen oy oranlarını ifade ettim. 2002'de %23, ardından 2007'de %60, ardından 2011'de %63,5. Bunlar çok anlamlı oranlar. AK Parti olarak biz terörle mücadele vermiş şehirlerimizden seçimlerimizde çok büyük destek alıyoruz. Çünkü biz bu meseleyi sadece bir tarafın bakışıyla, sadece bir tarafın beklentilerine cevap verecek tarzda değil, milletimizin tamamının arzu ettiği şekilde çözmenin çabası içindeyiz. Bakın size burada bir başka ilimizin 3 seçimdeki oy oranlarını vereceğim. Müsaade ederseniz şu ceketi çıkarabilir miyim? Değerli kardeşlerim, terörle mücadelede en fazla şehit vermiş illerimizden biri Kırıkkale. 2002'de AK Parti'ye %49'la destek vermiş. 2007'de Kırıkkale %58'de AK Parti demiş. 2001'de Kırıkkale desteğini yine artırmış. %62 oy oranıyla yine AK Parti demiş. Ve 3 milletvekilinin 3'ünü de AK Parti'ye vermiş. Bu nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şanlıurfa'da, Kırıkkale'de AK Parti'ye ne diyor? Bu meseleyi çöz. Terör meselesini çöz. Kürt meselesini çöz. Bu akan kanı durdur diye yetki vermiş, emanet vermiş, destek vermiş. Bütün illerimizde bu manzara var. 81 vilayetimizin hemen tamamında biz oylarımızı artırarak bugünlere geldik. Biz üzerimizde ne büyük bir emanet taşıdığımızın farkındayız. Biz
bize oy versin ya da vermesin. 75 milyonun bizden ne istediğini, ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim, biz her şeyden önce sizleri seviyoruz. Biz de Türk, Kürt, Zaza, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Boşnak, Roman, Arnavut, böyle bir ayrım yok. Biz bütün milletimizi Yunus'un diliyle yaratılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışıyla seviyoruz, kucaklıyoruz. İşte onun için hem Kürt meselesinde hem terörle mücadelede çok kararlı, çok dik, çok cesur bir duruş sergiledik. Demokratikleşme yolunda geri adım asla atmadık. Aynı şekilde terörle mücadeleden geri adım asla atmadık. Millet arkamızda olduğu sürece biz bu kararlı duruşumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Millet yanımızda olduğu sürece biz 75 milyonu kardeşçe kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz. Ama ben Şanlıurfalı kardeşimin, bütün bu bölgedeki kardeşlerimin şunu da özellikle görmesini istiyorum. Biz bu meseleyi çözmeye çalıştıkça birileri de inatla, ısrarla bu meselenin çözülmemesi için gayret sarf ediyor. Biz analar ağlamasın dedikçe birileri ısrarla anaları ağlatmak için uğraşıyor. Biz ocaklara ateş düşmesin dedikçe birileri şiddeti daha da tırmandırıyor. Biz yüreklerdeki yangın bitsin dedikçe birileri bu yangını adeta körüklüyor. Biz hem Kırıkkale'ye gelen şehidimin annesinin hem dağdaki oğlunun yolunu gözleyen annenin gözyaşı dinsin diye samimiyetle mücadele verdikçe birileri çıkıyor, dağdakiler inmesin diyerek kanı, şiddeti, ölmeyi ve öldürmeyi teşvik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bizler 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken hangi duygular, hangi heyecan, hangi coşku içindeysek, inanın bugün de aynı duygu, aynı heyecan, aynı coşku içindeyiz. 14 Ağustos 2001'de nasıl umut yüklüysek bugün de o kadar umut yüklüyüz. Çünkü tecrübe edindik. Çok şeyler gördük. Çok şeyler yaşadık. Çok tehditler aldık. Çok badireler atlattık. Çok büyük tehlikelere maruz kaldık. Ama mafya demedik. Mücadele ettik. Çete demedik. Mücadele ettik. Junta demedik. Mücadele ettik. Dokunamazsın dedikleri her şeye Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle dokunduk ve kirli ilişkileri, kirli çıkar örgütlenmelerini tek tek yargıya teslim ettik. Biz hiçbir şeyin üzerini örtmeyiz. Üzerinin örtülmesine de izin vermeyiz. Dün Diyarbakır'da Diyarbakırlı kardeşlerime de ifade ettim. Tıpkı Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi gibi bizler de bu dünyadan sadece ve sadece kefenimizle göçüp gideceğiz. Yanımızda kefenle birlikte ne götüreceğiz biliyor musunuz? Yanımızda kefenimizle birlikte dünyadaki işlediklerimizi götüreceğiz. Eğer bu millet çıkar da Allah razı olsun derse, arkamızdan bir Fatiha okursa, işte o zaman dünyadan yanımıza çok değerli bir şey almışız demektir.
Biz Allah'ın rızasını, milletin rızasını kazanmanın mücadelesi içindeyiz. Biz bu statları gördünüz. Bu meydanları asla ve asla teröre, şiddete, terörden ve şiddetten nemalanan kan tüccarlarına bırakmayacağız. Biz sizin verdiğiniz emaneti Allah'ın izniyle heba etmeyeceğiz. Onlar ne istiyor? Onlar sizin yoksul kalmanızı istiyor. Onlar sizin fakir kalmanızı istiyor. Onlar sizin çaresiz, kimsesiz, sevgisiz kalmanızı istiyor. Onlar istismardan, kandan, gözyaşından besleniyor. Ama biz sadece ve sadece hizmet diyoruz. Biz helalleşme diyoruz. Kucaklaşma diyoruz. Kardeşlik diyoruz. Hiçbir provokasyon bize engel olamayacak. Hiçbir kirli hesap bizi durduramayacak. Hiçbir tahrik, hiçbir tehdit, hiçbir karanlık senaryo bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Siz çöz dediniz. Allah'ın izniyle biz bu işi çözüyoruz. Ve çözmeye de devam edeceğiz. Ama sizden bir ricam var. Sizden çok önemli bir hususta bir talebim var. Biz bugüne kadar birbirimizle aracılarla konuşmadık Şanlıurfalı kardeşlerim. Biz bugüne kadar birbirimizle ruberu yani yüz yüze konuştuk. Gönülden konuştuk. Aramıza simsarların girmesine izin vermeyin. Aramıza dedikoducuların farklı hesapları, farklı niyetleri olan maskeli provokatörlerin girmesine asla müsaade etmeyelim. Çözümü engellemek, çözümü ertelemek, terörle mücadeleyi etkilemek, dağdaki teröristleri ölüme göndermek için yurt içinde, yurt dışında çaba sarf edenlere fırsat vermeyelim. Ben Şanlıurfa AK Parti teşkilatından bu yönde bugünden itibaren daha fazla çaba sarf etmesini istiyorum. Bugünden itibaren çok daha güçlü çalışacağız. Bugünden itibaren daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı çalışacağız. Şanlıurfa'da kapısını vurmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Tek tek herkese ulaşacak, gerçekleri onlara anlatacak, başkalarına değil, simsarlara değil, kan sevdalılarına değil, yoksulluğu istismar edenlere değil, milletin partisi AK Parti'ye inanmalarını isteyecek gerçeklere onları ikna edeceğiz. Önümüzde mahalli idareler seçimi var. Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediyesi olarak yer alacağı seçimler var. Artık Şanlıurfa'nın belli yerinde oy kullanılmayacak. Ya Şanlıurfa'nın mülki sınırları Büyükşehir'in sınırı olacak. Anladınız değil mi? Şanlıurfa'nın tamamı Büyükşehir için oy kullanacak. Ve bu seçimlerde de ben oy patlaması yaparak tüm Türkiye'ye örnek olacağınıza inanıyorum. Şunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Şanlıurfa kardeşlikle büyüyor. Şanlıurfa dayanışmayla, paylaşmayla, tahammülle, Hazreti İbrahim cömertliğiyle, Hazreti Eyüp sabrıyla büyüyor. Bunu bozmalarına asla müsaade etmeyeceğiz.
sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz geçen yıl Şanlıurfa'da mitingimizle birlikte büyük bir açılış töreni gerçekleştirdik. Toplam yatırım bedeli neydi biliyor musunuz? 600 milyon lira. Yani eski rakamla 600 trilyon. Eğitim, sağlık, ulaşım, kültür, spor, onların açılışını yapmıştık. Bugün aynı şekilde kongremizden sonra valilik yanında inşallah Şanlıurfa'ya kazandırdığımız ne kadar biliyor musunuz? 747 milyon lira. Yani 747 trilyonluk yatırımların resmi açılışını bugün yapacağız. Dikkat edin değerli kardeşlerim. 21 Mayıs 2011'de geldik. 600 milyon eser ve hizmet kazandırıldı. Bir yıl sonra geldik. Yaklaşık 750 milyon liralık yatırımı Şanlıurfa'ya kazandırıyoruz. İşte AK Parti farkı budur. Ya şu stat biz geldiğimizde maalesef duruyordu. Biz geldik bu stadı bitirdik. Şimdi yanındaki kompleksleri süratle bitiriyoruz. İnşallah onların da bitişiyle Şanlıurfa Bankasya'ya çıktı. İnşallah şimdi Bankasya mücadelesinde böyle muhteşem bir statla yürüyecek. Evet, ben Şanlıurfa Spor'u da huzurlarınızda tebrik ediyorum, kutluyorum. Bankasya'da da başarılı olmasını diliyorum. Sevgili kardeşlerim, biz sloganlarla konuşmayız. Biz simsarların diliyle asla konuşmayız. Biz işte Şanlıurfa'daki gibi eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ve yaptıklarımızla konuşuruz. Bugün 91 kilometrelik Şanlıurfa Viranşehir yolunu resmi olarak hizmete açacağız. Sulama noktasında çok büyük yatırımları tamamladık. Bugün onları da açacağız. Eğitimde, sağlıkta, gençlik ve spor yatırımlarında, köydes yatırımlarında toplam 101 eseri inşallah bugün resmi olarak Şanlıurfa'mıza kazandırıyoruz. Bunların tamamının hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Şanlıurfa'ya bugüne kadar kazandırdığımız hizmetleri de sizlere aslında çok özet olarak anlatmak isterim. Çünkü bazı gerçekler var ki bilinmesinde fayda var. Bakınız, eğitimde 9,5 yılda Şanlıurfa'daki okullarımıza 5229 adet derslik yaptık. Okullarımıza 18754 adet bilgisayar gönderdik. 367 adet bilgisayar teknolojileri sınıfı açtık. Fatih projesi kapsamında Şanlıurfa'ya toplam maliyeti 6 trilyon lira olan ilk etapta 70 orta öğretim okuluna yazıcı, döküman kamera ve akıllı tahtadan oluşan 1645 adet malzeme gönderiyoruz. Eğitim yatırımları kapsamında iktidarımız boyunca 43 adet anaokulunu, 83 adet ilköğretim okulunu, 14 adet genel liseyi, 33 adet meslek lisesini, 24 adet Anadolu lisesini, 3 adet fen lisesini, 3 adet Anadolu öğretmen lisesini, 25 adet pansiyonu Şanlıurfa'mıza kazandırdık. Değerli kardeşlerim, Şanlıurfa'da eğitim alanındaki hizmetlerimize süratle devam ediyoruz. Bu kapsamda yatırım programımızda 128 ilköğretim okulu, 16 anaokulu olmak üzere toplam 144 proje bulunuyor. Harran Üniversitemize
iki fakülte, iki yüksekokul, bir devlet konservatuarı, 10 adet araştırma ve uygulama merkezini kazandırdık. Harran Üniversitesi'nde tarım ağırlıklı kuracağımız teknoparkımızın temelini bu yılın başında attık. İnşallah 2014 yılında hizmete açacağız. Harran Üniversitesi bünyesinde GAP yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği araştırma geliştirme merkezini kuruyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız projeyi 2014 yılında tamamlayacağız. Üniversite kampüsü içinde bir atık su arıtma tesisi kurduk. Bu tesis 5 farklı arıtma ünitesinin olması nedeniyle Türkiye'de ve dünyada bir ilk olma özelliğine sahip. 2003 yılında 948 olan yurt kapasitesi bu yıl itibariyle 1926'ya ulaştı. Bu yılki yatırım programımızda Şanlıurfa'da 1000, Birecik'te 300 olmak üzere toplam 1300 yatak kapasiteli yurt projelerimiz bulunuyor. Böylece bu yurtlarla Şanlıurfa ve ilçeler toplam kapasite artış oranı %240 olacaktır. Şanlıurfa'daki sağlık yatırımlarımızın detayını anlatmadan önce sizlere buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Şanlıurfa'ya tam 1700 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz. Kamu özel ortaklığı finans modeliyle yapılacak hastanenin arsa ve proje çalışmalarına başladık. İnşallah altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra inşaatı başlatacağız. 9,5 yılda Şanlıurfa'da sağlık hizmetleri için 273 trilyon harcama yaptık. Yapımına bizden önce başlanan 500 yataklı merkez eğitim ve araştırma hastanesini, Bozova ilçe hastanesini tamamladık ve hizmete açtık. Yapımına dönemimizde başladığımız 200 yataklı Viranşehir Devlet Hastanesi'ni, 200 yataklı Siverek Devlet Hastanesi'ni, 32 adet aile sağlık merkezini ve hastanelerimize yaptığımız ek blokları süratle tamamladık ve hizmete açtık. İnşallah Ramazan'ı müteakiben bu hastanelerimizin resmi açılışını yapmak üzere yine buraya geleceğim. Bunlarla yetinmiyoruz. Sağlık yatırımlarımıza hızla devam ediyoruz. Bakınız, Şanlıurfa'da bizden önce toplamda kaç tane tomografi cihazı vardı biliyor musunuz? Bir tane. Biz bunu kaça çıkardık? 9'a. MR cihazı kaç taneydi biliyor musunuz? Bir tane. Kaça çıkardık? 6'ya. 32 adet diyaliz cihazı vardı. Şimdi 106. Şanlıurfa Adalet Sarayı'nı hizmete açtık. Bizzat geldim, ben açtım. Ek hizmet binasını ise yatırım programımız aldı. Viranşehir ve Suruç ilçelerinin adalet hizmet binalarının projeleri devam ediyor. TOKİ aracılığıyla Şanlıurfa'da bugüne kadar 5486 konut uygulamaya başladık. Bu konutların 4878'ini tamamladık, sahiplerine teslim ettik. 608 konutunda yapımına devam ediyoruz. En kısa zamanda onları da tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz. Peki kardeşlerim, ulaşımda ne oldu? 2002 yılına kadar Şanlıurfa'da sadece 29 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 9,5 yılda ne ilave ettik biliyor musunuz? 474 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yani Cumhuriyet tarihinde yapılan bölünmüş yolun 16 katını biz 9,5 yılda yaptık. Şanlıurfa il sınırları içerisinde 220 kilometrelik demir yolu ağı mevcut. Biz bu hatta şimdi yeni bir kat, yeni bir hat ekliyoruz. Toplam uzunluğu 170 kilometre olan Diyarbakır-Şanlıurfa arasındaki hat, Şanlıurfa
Mürşit Pınar bağlantısının bir uzantısı olacak. Bu demir yolunun hayata geçmesiyle hem Diyarbakır'ın GAP bölgesiyle bağlantısı sağlanacak, hem de bu güzergah kısa bir hat ile Diyarbakır, Mersin ve İskenderun limanlarına bağlanacak. Değerli kardeşlerim, Köydes, bu kapsamda Şanlıurfa ilimizde 220 trilyon yatırım yaptık. Hala yapıyoruz, yapacağız. Köylerimizin yollarını, mezraların yollarını inşallah bitireceğiz. Orman ve su işleri alanında, orman ve su işlerinde Şanlıurfa'ya tam, rakama dikkat edin lütfen, 2 katrilyon 100 trilyon yatırım yaptık. Dünyanın en büyük kalkınma projesinin yeşerdiği bu topraklar için suyun önemini biliyoruz. Harran, Bozova, Yaylak ve Suruç ovalarında gerçekleştirdiğimiz sulama projeleriyle topraklarımıza bereket getirdik. 27 Mayıs 2008 tarihinde GAP eylem planını açıklamıştık. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı hızlandırdık. GAP'ta sulama projelerine ayrılan ödeneği 2003 yılına göre 7 kat artırarak 188 trilyondan, değerli kardeşlerim, 1 katrilyon 317 trilyona çıkardık. GAP eylem planı tamamlandığında bölgeye yıllık 2,2 katrilyon, değerli kardeşlerim, fayda sağlanacak. Bunu ben dolar bazında söylersem 2,2 milyar dolar bölgede fayda sağlanacak. Kişi başı gelir %209 artacak. Ayrıca 1,5 milyona yakın vatandaşımız için de iş imkanı sağlanacak. Tarımda Şanlıurfa'da 2002'de 110 milyon lira tarımsal destek verilmişti. 2011'de biz ne verdik? %436 artışla tam 590 milyon lira tarımsal destek verdi. 9,5 yıllık iktidarımızda Şanlıurfa'ya toplam 3,5 milyar lira tarımsal destek verdi. Şanlıurfa'ya 2002'de sadece 171 bin lira hayvancılık desteği verilmişti. Biz 2011 yılında tam 30 milyon lira hayvancılık desteği sağladık. Şimdi 2011 yılı hububat destekleri ödendi. Sadece yolsuzluk nedeniyle, savcılık talebiyle ödenmeyenler var. Dosyaları maliye ve savcılık inceliyor. Sorun olmayanlar ödeniyor. Değerli kardeşlerim, bunları da iyi bilelim. Buna göre işin değerlendirmesini yapalım. 9,5 yıllık iktidarımızda Şanlıurfa'ya toplam 87 milyon lira, yani 87 trilyon hayvancılık desteği verdik. Tarımda faizsiz kredi dönemini başlattık. Tarım arazilerini toplulaştırılması çalışmalarına hız verdik. Değerli kardeşlerim, toplulaştırma için Şanlıurfa'da bugüne kadar 170 trilyon lira kaynak kullandık. Şanlıurfa'da 853 hektar alanda organize hayvancılık bölgesi kuruyoruz. Sevgili kardeşlerim, şehir merkezinde yapılan besicilik işletmesini şehir dışına çıkarıp modern tesisler haline getiriyoruz. Projeyi 27 trilyon lira kaynak kullanarak tamamladığımızda inşallah yılda 42 bin ton et üretimi gerçekleşecek ve 5 bin kişi iş sahibi olacak. Değerli kardeşlerim, kültür ve turizm alanında Urfa Halepli Bahçe'de dünyanın en güzel mozaikleri çıktı. Yapacağımız çalışmayla Zeugma Müzesi gibi bir müzeyi inşallah
peygamberler şehri olan Şanlıurfa'mıza armağan edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, tabii daha fazlasını yapacağız. Bunlar Şanlıurfa'ya kazandırdığımız eser ve hizmetlerin sadece bir kısmı. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeşlik hukuku ile geleceğe yürüyeceğiz. Şanlıurfa'yı hep birlikte kadim tarihine yakışır uluslararası bir şehir, bir cazibe merkezi, bir dünya kenti yapacağız. Bunu inşallah AK Parti teşkilatımızla başaracağız. Şimdi ben diyorum ki bütün bunlara hazır mıyız? Bir daha sorayım. Hazır mıyız? Çok yorulduk. Şöyle bir ayağa kalkalım. Şarkımızı beraber bir söyleyelim. Ona da hazır mıyız? Maşallah. Hazırız değil mi? Gür sada ile bütün Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bir kez daha emekleriniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni görev alacak ekibe şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkürler Büyükada. Teşekkürler Şanlıurfa. Değerli hemşehrilerimiz, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanımız Yusuf Eğilmez günün anısına Başbakanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Ayrıca bugün Şanlıurfa'daki bu şölen yalnızca kongreyle bitmiyor. Birazdan Başbakanımız 101 tesisin toplu açılış merasimini gerçekleştirecek. Burada bulunan tüm konuklarımızı vilayet önüne davet ediyoruz. Bu şölene ortak olmanızı diliyoruz. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Büyük Usta Recep Tayyip Erdoğan.
yarınlar için, aydınlık bir gelecek için, birimiz değil hepimiz için, Türkiye için, Türkiye için, Türkiye için, Türkiye için, bir daha, bir daha. İşte andımız, söyle duysun tüm dünya.